Bu konumla beraber bugün bilme psikoloji konuşacağız. Baştan İlahiyat Çelikler'si. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz? Hoşçakalın. Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız inşallah? Hayır, güzel bir haftaydı, güzel bir iki haftaydı. Hoş buldum, teşekkür ederim, iyiyim. Teşekkür ederim. Niçin inanıyoruz? Aslında tarihte süre gelen hani insanoğlunun varlığından beri dinler hep var olmuş. İnsanoğlu hep inanma ihtiyacı duymuştu. Baktığımızda insanoğlunun inanma ihtiyacı o kadar büyük ki hani dinlere inanmasa bile tapacak mutlaka bir şey bulmuştur. Hatta yeri geldiği zaman insanoğlu tapacağı şeyleri kendi yaratmıştır. Nitekim baktığımızda Yunan filozofunun bir sözü var. Dünyayı geziniz, şiirsiz, edebiyatsız, duvarsız, serbestsiz şehirler görebilirsiniz ama asla ve asla mabetsiz, mabutsuz şehirler göremezsiniz. Çünkü insanın inanma ihtiyacı çok derindir. Ayrıca birçok kitap yazan, Freud'a baktığım zaman birçok psikolojik kuram oluşturan Freud'a göre din ve mitlere inanma ihtiyacı okyanusal duygu olarak tabir edilir. Bu okyanusal duygu da insanın çaresizliği, yalnızlık duygusu, ölüm korkusu, onu hafifletmek için sınırsız ve sonsuz olan bir Tanrı'ya inanma ihtiyacı var. İnsan sınırsız ve sonsuz olan Tanrı tarafından korunmak istiyor. Ve bu ihtiyacını karşılamak için de inanması gerekiyor. Çünkü yalnızlık ve çaresizlik duygusu aslında insanın bilinçaltından kaynaklanan id ile tabir olunuyor. Freud de işte bunu okyanusal duygu olarak tabir ediyor. İnsan ölüm korkusunda reenkarnasyon ve cennet cehennem ikilemiyle açıklamıştır. Reenkarnasyonda ölümden sonra bir hayat var. İnsan öleceğini düşünüyor. Eğer sonsuz bir ölümse bu korkuların daha da büyük, içinden, hani içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. Ölümden sonra bir yaşam olduğunu düşünmek ve sınırsız bir yaşam olduğunu düşünmek insanı rahatlatıyor. Yine cennet cehennem olgusuna da baktığımızda öleceğiz evet ama Allah'ın ahiret nimetlerinden bizi faydalandıracağı çok güzel bir ortama gideceğiz. İnsan bunu düşünerek aslında bir nevi kendini rahatlatıyor. Yine devam edecek olursak aslında insanın bu acıları tamamen psikolojik olarak değil, Freud bunu tamamen bilinçaltından anlatıyor.
Bilinçaltı egonun, egodan besleniyor. Ego bilinçaltının kaynağı. Nitekim yine Freud aslında insanın bu inanma ihtiyacını bebek ağlamasına benzetiyor. Bebeğin dış dünyayla ve egoyla, yani dış dünyada bir kesinlikle iletisi yok fakat dış dünya egoyla bütünleşiyor. Ve insanoğlu da çok zor bir zamanda kaldığı zaman dini ritüellere yöneliyor. Çünkü dini ritüellere yöneldiği zaman bu onun acısını hafifletiyor. Bir nevi rahatlatıyor. Yani güzel bir konu, güzel bir gece. Evet. Ben de bugün biraz ciddi olayım dedim ve dikkatle dinledim. Konumuzun çok güzel şeylerden bahsetti. Evet. Yani programda da evet neşeli olmaya çalıştık biraz ama elimizden geldiğince umarım başarabilmişizdir. O zaman ben biraz böyle hani daha relax olayım. Bugün Kadir günü, öncelikle Kadir gecesi, öncelikle bütün inananların Kadir gecesini canı gönülden kutluyorum. Hepsinin tebrik ediyorum Kadir gecesini. Ve güne çok uygun düşen bir konu, psikoloji ve din. Aslında bilim ve din, din ve psikoloji bir bilim olduğuna göre, bu arada din bir bilim değil, psikoloji bir bilim. Çünkü bazı bilim adamları dini de bilim alanına katıyorlar. Ve bunu herhalde bilinçli olarak yapılıyor diye düşünüyorum. Şimdi inanmak bir ihtiyaç mıdır? Bunu psikologlar araştırmış. Bu uzun yıllardır bir araştırma konusu. Önceleri böyle tepeden inme ve indirgemecilikle işte Freud dönemi, Freud öncesi dönem. Efendim işte hani Tuğba'nın da bahsetti. Çaresizlik, sığınma ihtiyacı, güven içerisinde olma ihtiyacı ki zaten 0-3 yaş arası temel güven dönemi. O güven dönemi içerisinde çocuk dünyaya, insanlara, çevresine, her şeye güven sağlıyor ve ondan sonraki yaşam içerisinde de o güven onu yaşamda tutan, aktive eden, korkularından arındıran, cesaretli yapan, bazı risk durumlarında adımlar atabilen ve bazı karmaşa durumlarında hayattan kopmasını önleyen bir mekanizmaya dönüşüyor. Güven unsurunun ana kaynağı ilk önce anne, sonradan aile, sonradan yakın çevre, sonradan daha uzak çevrelere doğru yayılıyor. Fakat güven unsurunun ana kaynağı değişmez olmak zorunda. Her zaman güven verir olmak zorunda, her zaman işe yarar olmak zorunda, her ihtiyaç duyduğu zaman ulaşabileceği bir kaynak olmak zorunda, yakın olmak zorunda. Tıpkı öğretilerde, kutsal metinlerde anlatıldığı gibi. Belki bir tanrı olmak zorunda, Allah olmak zorunda. Bu aslında bir ihtiyaç. Diğer taraftan böyle bakıldığı zaman evet gerçekten büyük bir ihtiyaç. Yani güven sağlayıcı olarak ve değişmeyen olarak. Diğer taraftan bakıldığı zaman işte psikologlar son dönem, son 2007-2006 yıllarında Yale Üniversitesi'nden iki psikolog, biri Paul Blom, diğeri Karen Wynn, bir araştırma yapmışlar. Bebekler üzerinde araştırma yapmışlar. Bir yaş altındaki bebekler üzerinden kukla araştırmaları ve tarafgirlik araştırmaları yapmışlar. Bu araştırmalarda hani ahlakın doğuştan mı yoksa sonradan mı kazanıldığı, hani 3 aylık, 5 aylık, 7 aylık çocuklarda sonradan kazanma olamayacağı için henüz anılar aktif değil, henüz davranışa dönük bir takım bilgiler aktif değil. Onlar da doğuştan geldiği varsayılıyor ve doğrudur. Şimdi onlara kukla deneyleri yapmışlar. Bir tane kukla bir kapalı kutunun içerisinden topu almaya çalışıyor. Bir tanesi engelliyor, bir tanesi de yardımcı oluyor. Ve o yardımcı olanla engelleyeni o 0-3 yaşındaki çocuğa, 3 aylık çocuğa gösteriyorlar. Ve %87'si, %90'ı yardımcı olan kuklayı seçiyor. Onunla iletişim kuruyor. 3 aylık 5 saniye diğerine bakarken 33 saniye yardımcı olana bakıyor. Ve sonra mesela çocuklarda adalet duygusuna da değinmişler. Önce mesela bir tane kukla, 3 tane kukla gösteriyorlar. Bir tane kukla ortadaki topu diğerleri yaklaşmakta için alıyor ve kaçıyor. Diğerleri işte peşine düşüyor. Sonrakinde bu yardımcı olan kukla o alan kukla oluyor. Almak isteyen kukla, alan yani hırsızlık yapan kukla oluyor. Sonra çocuklar o
yani hırsızlık yapmayanları seçiyor, onu cezalandırıyorlar. Onu şey yapmıyorlar. Bu da doğuştan bir adalet duygusunun, doğuştan bir iyilik duygusunun, doğuştan bir ahlak yapısının olduğunu bize gösteriyor. Bu açıdan bakıldığında demek ki biz doğuştan bazı donelerle geliyoruz. Bazı ahlaki donelerle geliyoruz. Bazı kendi içimizde varoluşsal, ontolojik bir takım verilerle geliyoruz. Ha, bunları evet, din buna fıtrat diyor. Bazıları işte kozmolojik paylaşılmış bilgiler diyor. Kolektif bilinçaltı diyor. Böyle tanımlamalar var. Ancak dini metinlerde bu yani fıtrat olarak öne sürülüyor. Ama bu şeyde değil tabii. Yani Hristiyanlıkta değil. Hristiyanlık tam tersi. İnsanların bebekken günahkar olduklarını, günahkar olarak doğduklarını ve vaftiz ediyorlar. Ama bizim dinimiz öyle değil. Tamamen saf, masumane. Belki biraz hani tabula rasa, John Locke'un tabiriyle tabula rasa, boş bir levha olarak doğduğunu, ama bizim dinimiz Müslüman bir fıtrat, iyilik fıtrat üzerine olduğunu söylüyor. Buradan da şeye geçecek olursak, demek ki biz bazı kaideleri öncülleyerek geliyoruz. İyiliğe yönelik eğilimimiz var. Adaletli olmaya yönelik eğilimimiz var. İntikamın alınması gerektiğine yönelik eğilimimiz var. Yalan söylememeye, dürüst olmaya yönelik eğilimimiz var. Çocuklar mesela 5-7 yaşına kadar yalan söylemeyi bilmiyorlar. Ve yalan söylemenin niye böyle bir şey olduğunu merak ediyorlar. Mesela niye birilerinin olan şeyi farklı gösterdiğini merak ediyorlar. Bunun gibi bir sığınma. Hani mesela araştırmalar yapılmış. Büyük doğa olaylarının işte bir kısım bir çocuklara, bazı çocuklara bunun Allah tarafından işte yapıldığını, Allah'ın onları yaptığını falan söylemiş, kontrol ettiğini söylemişler. Diğer bir gruba tamamen doğa olayları şeklinde açıklamışlar. Allah'ın yaptığını bilen çocuklar daha bir güven içinde oldukları görülmüş. Bu da bizim güven, inanmaya olan ihtiyacımızı ortaya koyuyor. Daha doğrusu Tanrı'ya, Allah'a olan ihtiyacımızı ortaya koyuyor. Güzel bir şey dediniz. Ben girmek istersem orada hani Freud'un güzel bir sözünden bahsettiniz. Yani sığınma olarak, çaresizlik hissiyatında acı giderici olarak dinin bir mental fantezi olduğunu söylediniz. Belki oradan da Neşe Hanım'ın şeyine... Şöyle yazıyordu. Yine acıyı atlatmak için yapmış zaten fantezilerdi denilmiş. Yani çok bir marjinal bir şey ama hakikaten de merak edilecek. Evet. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Freud'un sözü. Evet. Freud, evet, bunun aslında acıyı azaltmak için insanın Allah'a olan ihtiyacını dini ritüellere bağlıyor. Aslında baktığımızda toplum hayatını böyle göz önünde tuttuğumuz zaman aslında en başta söylemiştim, bireylerin inançsız olduğu görülmüştür fakat toplumların hiçbir şekilde inançsız olduğu görülmemiştir ve dini ritüellerde aslında psikolojik olarak insanı rahatlatıyor. Manevi haz duygusundan bahsederim. Hemer'a göre dünyada var olan birçok nimet var. Evet, insanlığa bahşedilmiş bu kadar nimetin arasında aslında insanın dini ritüellerle birlikte o kadar büyük manevi hazza ulaşıyor ki ve bu manevi hazın karşısında hiçbir şey duramıyor. Hemer'a göre böyle açıklanmış. Evet, dini ritüeller insanı gerçekten rahatlatan bir yapıya sahip. Ve ayrıca gerçekleştirilen beyin iletisi, sinir sistemi, ahlak ve din arasındaki ilişkiye nazaran yapılan araştırmalarda 90 yılında nöropsikolog Persinger'ın 97 yılında Ramachandran'ın yaptığı bir araştırmada beyinde insanın tanrı noktası var olduğu öne sürülüyor.
beyin de var olan bu tanrı noktasını diğerleri, hani araştırmacılar, ilahi sezgiye, vahdet, birlik, birliğe yoruyorlar. Bunu nasıl ispatlamışlar? Vahdetin nasıl? Hayır, tanrı noktasını varlığını nasıl ispatlamışlar? Spek beyin haritalama yöntemiyle. Ve var. Var olduğunu öne sürüyorlar. Yani orada bir dinsel bir duygu verildiğinde ya da ilahi girmediğinde örneğin orada aktif olan bazı dalgalar mı? Evet, Mehmet'e şöyle söylüyor. Kesinlikle eğer insan bu kadar inanma ihtiyacı duyuyorsa ve dini ritüellerle bu kadar maneviyatın hazına erişiyorsa mutlaka biyokimyasal insanın bedeninde biyokimyasal bir şifre var. Değişilmesi. Maneviyatın, evet. Vahdet sezgisi olarak da. Yine ünlü dinler tarihçisi Illy'de göre de ilk inanan insan dindar adam ve bireylerin bu anlamlı ve manalı dünyaya ulaşabilmesi için kutsalın keşfine yakalamaları gerekiyor ki kutsalın keşfi de bireylerle olmuyor. Tamamen baktığımızda beşeri toplum ve kültürlerin aslında sarmaş dolaşken yakalamaların mümkün olduğunu söylüyor. Şöyle o zaman konuda mesela bir inanmayan insanın mantık ya da psikolojik olarak mutlu olamaz. Olması mümkün. Bunu şöyle alırsak insan doğasında yalnızlık, ölüm korkusu, çaresizlik inanılmaz derecede çepeçevre sarmış durumda. Yine yapılan araştırmalara baktığımız zaman kesinlikle ölüm korkusunun, acının ve çaresizliğin evet inançla azaldığı psikolojik araştırmalarda görülmüş. İnanan insan daha az acı duyuyor. İnanan insan daha az yalnızlık duyuyor. İnanan insan ölüm korkusunu bir nevi hafifletiyor. Çünkü ölüm korkusu bir insanın üzerinde ağır olduğu zaman ki yalnızlık korkusu da dahil. O zaman içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Depresyon, kaygı bozukluğu değil mi hocam? Birçok psikolojik rahatsızlığı da beraberinde getiriyor. Yani bir tipe inanmış olması, evet. Onun kendilerini getiriyor olması, evet. Kendine psikolojik olarak bir rahatsızlık. Kesinlikle öyle. Allah'ın bu dünyada bahşettiği, verdiği musibetlere bakacak olursak insanlar yakınlarını kaybediyorlar. Çok evet. Elem verici, çok kötü bir olay. Yakınlarını kaybediyorlar, başlarına çok kötü olaylar geliyor. İnanan insanla baktığınız zaman inanan insan bunun içinden bir şekilde çıkmayı başarıyor. Çünkü diyor ki bunu bana Allah verdi, bana Allah'tan geldi ve ben bu dünyada bununla başa çıkabilirsem ahirette beni sonsuz nimetler bekliyor. Ahirette de inandığı için cennet cehennem olgusunu kabul ettiği için ölümden sonra bir hayatın varlığını kabul etmesi psikolojik olarak rahatlatıyor. Değil mi hocam? Öyle diyorsunuz. Yani evet, ilahi açısınız ama psikoloji alanında da hakimsiniz. Evet, hangisi acaba psikoloji diye şaşaladım biraz. Şimdi çok güzel bir soru sordunuz. Ve hani mutsuz oluyor mu inanmayan insanlar? Bunun tersi. İnanç mutlu eder mi? Hocam, değil mi? Sözünüz kesin olup, ben de herkes gibi kitap okumaya çalışıyorum. Kitap önlerinde bakıyorum, en ön sıralarda şey var, kişisel gelişim kitapları. İnsanlar nasıl mutlu oluruz? Daha iyi nasıl yaşarız? Daha nasıl bu hayata pozitif bakabiliriz? Evet. Kitaplar gerçekten çok ciddi oranlarda satışta bulunuyorlar. Çünkü araç içindeler belki de. Ama mutlu olmak güzel bir şey ama dinler açıdan da baktığımızda çok fazla mutlu olmayan Müslümanın ya da Müslümanın Müslümanı olarak çok mutluluğu aslında Müslüman için bunu şey olmadığını söylüyor ilahiyatta yani dini tarafından baktığımızda olay öyle görüyor. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi din bir öğreti. Bilim bir bilme işi, araştırma, anlama işi ama din hazır cevaplardan oluşan bir öğreti, bir doktrin. Bunun işi ikisi de ama insanın mutluluğunu hedefliyor. Yani bilim de insanın mutluluğuna, konforuna, daha iyi yaşam standartlarına kavuşmasına çalışıyor. Din de hayatı öyle bir anlamlandırıyor ki insan için
her kaygısının, her huzursuzluğunun, her korkusunun, her olumsuz duygusunun ona psikolojik olarak olumsuz tesir edecek bütün duygularının cevabını hazır bir şekilde veriyor. Ama bilim bunu araştırıp bulmaya çalışıyor. Bilimin öyle bir derdi de yok aslında. Yani korkusunu gidereyim falan gibi, sadece bildirerek. Yani bu hava olaylarından eskiden insanlar korkuyordu örneğin. Ve sonra bilim adamları dedi ki ya aslında bu işte bulutların çarpışmasından, elektrik iyonlarının çakışmasından, artı eksi kutupların bir arada olmasından kaynaklanan bir şey. Ama peki bugün biz bunu bildiğimiz için şimşekten korkmaktan tamamen vazgeçtik mi? Hayır, korkularımız devam ediyor. Kimi geceler bu kabusa dönebiliyor yani bazıları için. Demek ki bilmek tek başına korkuyu giderici değil. Onun güven içerisinde devam edeceğini bilmek, kendine zarar vereceğini, vermeyeceğini bilmek, verse bile bunun daha ulvi bir alandan kaynaklanacağını bilmek, insanın korkuları için daha yatıştırıcı olabiliyor. İşte ölen için mesela çocuklara biz işte yakınını kaybediyor çocuklar. Biz ona ne, o diyor ki nerede şimdi diyor. İnanmayan birisi nasıl cevap verir sizce? Ne der? Öldü gitti. Ölmek ne demek der çocuk? Açıklar. Yok olmak. Yok olmak der. İnanmayan insan, evet. Yok olmak o çocuğun zihninde nasıl bir şey açar sizce? Nasıl bir anlam alanı açar? Kayboldu gitti. Halbuki çocukların zihninde sonsuzluk, sınırsızlık var. Yani her şeyin aynı kalması beklentisi var. Yani çocuklar burayı nasıl gördülerse buranın hep böyle devam edeceğini düşünüyorlar. Anne babasının hiç ölmeyeceğini hayal ediyorlar. Bu buranın hiç değişmeyeceğini, bu evin hiç yıkılmayacağını, bu eşyaların hiç değişmeyeceğini hayal etmek ediyorlar ve hayal etmek istiyorlar. Onu içten bir şekilde bekliyorlar, ümit ediyorlar. Şimdi biz ona diyoruz ki o gitti. Bir daha gelmeyecek. O şarkıda vardı galiba, böyle bir şiirde olabilir. Bir daha gelmeyecek. Neden? Değil mi? Neden yok. Gitti ve çocuğa biz aslında bir anlamsızlığın, sonrası için hiçbir cevabı olmayan bir bitişin olduğunu resmettik. Ama biz cennete gitti diyoruz. Çocuklar rahatlıyorlar ve o yoklukla barışıyorlar bir şekilde. Biz diyoruz ki orada işte Allah onu yanına çağırdı, Allah onu seviyor falan diyoruz. Çocuklarda bir rahatlama ve kabul eşiğinin arttığını görüyoruz. Bu da işte dinin gerçekten yatıştırıcılığının, eğer Nietzsche din afyondur derken buradan bahsediyorsa evet doğruluk payı var. Böyle bir yatıştırıcılığı var ama bu acaba olumsuz bir yatıştırıcılık mı? Yoksa toplumsal düzeni gerçekten sağlayıcı bir yatıştırıcılık mı? Sonra işte ateistler ve inananlar arasında, sadece Müslümanlar değil, diğer din grupları arasında yapılan araştırmalarda hiçbir şeye inanmayanların, aslında ateizm de bir inançtır da, hiçbir şeye inanmayanların kaygı durumlarının, gelecek beklentilerinin daha olumsuz, daha yüksek oldukları gözlenmiş. Bu açıdan bakarsak... Deizm de öyle, ateizm de hiç tanımıyor, yani tanrı tanımaz. Hocam sözünüzü keseceğim ama inansın ya da inanmasın, ister ateist olsun ister deist olsun, dinle mutlaka insanoğlunun beşerinde uğraşma var. Sosyolojik yapıdan bakıldığında mutlaka uğraşıyor. Evet. Bir de insan ona inanıyor mesela. Olmadığına inanmak da bir inanç. Değil mi? Bir şeyin olmadığına inanmak da bir inanç. Bir şeyin böyle olduğuna inanmak da bir inanç. Şöyle olduğuna inanmak da bir inanç. Dolayısıyla biz her türlü inanıyoruz zaten. Ama biri kabul ediyor, biri etmiyor. Belki o ileriki tartışıyor, konu sorularınızın konusu. Evet, bugün bir Thank you.
ortaokulu bitirdi işte. Liseye gidecekmiş. Daha ne? Kız kısmı daha fazlası ne gerek? Eski köyü yeni adet. Bizim kız okumadı da ne oldu? Bah, yuva kurdu yuva. Torunlar falan dedelik için kaç yıl bekleyeceğiz? Zaten kıtlanak geçiniyorsun. Onca sıkıntıya değer mi? Hadi okudu. İş bulmak kolay mı bu devirde? İyi cesaret vallahi seninki. Kız başına ta oralara gönderip okutmak. Vallahi okuyacak. Pamuk kadar dili olacak. Ondan sonra uğraşır durur. Demedi deme. Kızına güven. Çok akıllı, çok parlak. Harcama buralarda. Dinleme bu lafları. Bak devlet de senin yanında. Hoş gelmişsin kaymakam kızım. Aşk olsun baba. Ben senin Zeynep'inim. Devam ediyoruz kızlarımızı okutmaya. Mustafa Kemal Atatürk'ün eliyle yaptığı son açılışın hangi kuruluş olduğunu müzeye gelenler biliyor. Geçmişe dair her şey müzelerde. Siz de bilmek istemez misiniz? Kurtarılan her canda, vatan için edilen dualarla bize emanet bağışlanan her kuruşun kıymetini bildik. Bilime, Ar-Ge'ye, teknolojiye yatırım yaptık. Milletimizden aldığımız güçle ilk günden savunma sanayinde millileşme için durmadık. En birliğinde güç birliğine. Büyük Türk milletinin var. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı. Çiçeklerle hoş geçin. Balı incitme gönül. Bir buçuk bir titik meyve için dalı incitme gönül. Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma, gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gelir. Kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, karışma iffetine, sahibi hürmetine, kulu incitme gönül. Bursa TV, haberin ve bilgi iradenin adresi. Hatta üzerinden çekmiş olduğunuz görüntüleri haber bültenlerimize yazıyoruz. Haberleri gözden önemli bir olaya tanık olduğunuza inanıyorsanız çekiniz fotoğrafıya bir türlü Bursa TV WhatsApp informasyonunu gönderebilirsiniz. Görüntülerimizi dikkatinizi çeken kamuoyu ilgilendirdiğini inandığınız görüntüleri Bursa TV WhatsApp ihbar hattına gönderin. Haber bültenlerimize
konuklarıma tekrar dönmek istiyorum. Niçin inanıyoruz demiştik. İnanmak güçler gibi demiştik. Bunların cevaplarını aldık. Şimdi başka sorum daha olacak. Belki de bu en önemli sorum olacak benim için. Bilimle din neden çatışırsın? Herkese birden sormak istiyorum ama yine çok anında sizden başlamak istiyorum. Bilimle din neden çatışır? Evet. Aslında tarihte süre gelen hep ikisinin arasındaki ilişki üç görüş var. Kimisi dininle bilimin çatıştığını söyler. Kimisi uzlaştığını söyler. Aslında kimisi de apayrı konular olduğunu ve kesinlikle birbirine bağlantılı olmaması gerektiğinden bahseder. Evet, bilimle din kesinlikle çatışır. Sürekli bir çatışma. Var. Var hocam. Einstein değil. Kendisi söylüyor, uzlaşabilir der, bilimle din. Uzlaşabilir der ama uzlaşır demiyor yani. Uzlaşır demiyor, evet. Uzlaşabilir. Bu kadar savaş halinde kanlı bıçaklı olmasına hiç gerek yoktur diye hatta düşünceleri var. Evet. Ama baktığımız zaman evet, Orta Çağ'dan örnek verecek olursak, Rönesans zamanından, döneminden, Hristiyanlığın hakim olduğu bir devlet otoritesi var. Hristiyanlığın yani daha papazların, önce, Rönesans'tan daha, evet daha önce ve Hristiyanların ağzından çıkan, papazların ağzından çıkan otorite olarak kabul ediliyor. Devlet yönetimi Hristiyanlıkta ağızlarından çıkan her söz otorite olarak kabul ediliyor ve bilime öyle büyük bir savaş açılmış ki hiçbir şekilde bilimin ortaya çıkması yasaklanıyor. Çıkamaz, kendini gösteremez çünkü dini tahtından eder düşüncesi vardı. Hatta Galileo'nun yargılanması, müebbet hapiste yargılanması 1633 yılında Galileo güneş sistemiyle ilgileniyor ve bilimden dolayı bilimi öne attığı için İncil'e ters düşecek şeyler çıkacağı için onun korkusu ve din adamları tamamen yasaklıyorlar ve Galileo'yu 1633 yılında müebbet hapse mahkum ediyorlar. Yine bunun yanında Bruno'nun yakılması, bazı bilim adamlarının... En trajik de odur yani. Kesinlikle. Bruno'nun yakılması kesinlikle o bilim adamlarındaki korkuyu, evet. Yani bilim çevrelerindeki korkuyu tavana çıkarmış ve kiliseye karşı da öfkeleri son derece yükselten bir şey olmuş. Kusura bakmayın lafınızı yapıyorum. Evet. En trajik olay. Evet, dediğim gibi din devlet hakimiyetinde ve ayrıca o zaman şöyle bir şey vardı. Eğer yani Rönesans'tan önce kilisenin otoritesinin olduğu zamanda şöyle bir algı var. Eğer siz Hazreti Meryem'in bakire olmadığını nasıl öne sürerseniz bilimin de ortaya çıkması bu kadar vahşet olarak kabul ediliyordu. Kesinlikle hiçbir şekilde Hristiyanlar hani olumlu hiçbir yönden bakmıyorlardı. Eğer şimdi ben çağ olarak atlayacağım hocam diyecek ki çok fazla ileri gitti. 18. 19. yüzyılda Marx'a baktığınız zaman da Marx'a din adına büyük bir savaş veriyor ve söylediği bir söz var. Kanımın son damlasına kadar diyor dini ifşa edeceğim. Bakıyorsunuz 18. ve 19. yüzyılda bilim hakim. Dini bu sefer baltalamaya çalışıyorlar, yok etmeye çalışıyorlar. Aslında İncil'le bilimin çatışması değil bu. Baktığınızda İncil'i kullananların otoritenin çatışması, otorite ve bilimi kullananların çatışması. Genel olarak. Kesinlikle doğru. Kesinlikle. Yani bu tarihin belki de insanlık tarihinin en büyük illüzyonudur. En büyük gösterisidir, en büyük algı operasyonudur. Bilimle dini çatıştırmak. Çünkü hani din bir yorum getiriyor dünyaya. Hani ister bilimsel olarak bakıp bunun insanların yarattığı bir evren olarak düşünün, zihinsel evren olarak düşünün. İsterseniz ilahi bir şey olduğunu kabul edin, ne olursa olsun fark etmez. Yani yorum farkı var. Ama burada Tuba Hanım'ın söylediği gibi bir başka bir savaş var aslında. Yani hakim olma savaşı var. Ve bilgiye hakim olan o alana hakim oluyor. Bilmek egemen olmaktır diyor Immanuel Kant. Çok da doğru söylemiş. Bu alelade söylenmiş bir şey değil. Mesela bir fabrikada bir makineden en iyi anlayan insanın üstüne söz söylenmez orada. Sadece o gelir, o söyler. Bilim kontrol ederseniz teknolojiyi kontrol edersiniz. Teknolojiyi kontrol ederseniz ülkeleri kontrol edersiniz. Savaşları kontrol edersiniz. Grupları, şirketleri kontrol edersiniz. Her şeyi kontrol edebilirsiniz. Bugün de bilimin yaptığı şey o.
O gün bilimin çatıştığı şey kilisenin elinden yetkiyi almaktı. Allah'a dair, Allah'a dayandırdığı yetkiyi, Tanrı'ya dayandırdığı yetkiyi almaktı. Çünkü kilise o gün Tanrı'ya dayandırdığı yetkiyle imparatorları belirleyebiliyordu. İmparatorları alaşağı edebiliyordu. İstediğini cadı ilan edebiliyordu. İstediğini aforoz edebiliyordu. İstediğinin malına el koyabiliyordu. İstediği gibi vergi topluyordu. İstediği gibi yeni bir şey ifşa ediyordu, söylüyordu, buluyordu. Bilim onun kontrolündeydi. Aslında skolastik felsefe baktığımız zaman daha erken çağlardayken işte Fransiskenler, Dominikenler bunlar iki tarikat, iki ayrı skolastik düşüncenin ekolları. Ve bunlara bakıldığı zaman aslında bilimi doğayı anlamak için, bilim üretmek için ortaya konulmuş bir şey. Ve zaten bilim savaşları, bilim ve din savaşları tıpkı Hazreti Musa'nın sarayının içinde yetişmiş bir firavun düşmanı olması gibi gene papazlardan, papaz okullarından yani kilisenin içinden kiliseye düşmanlar yetişmesine sahne olmuş. Şöyle bir şey var. Evet, din tamamen hani hiçbir şekilde bilime izin vermiyor. Hatta Galileo'nun Vatikan'da kitabı falan yasaklanıyor. Fakat bilim de dine savaş açtığı zaman çok acımasızca eleştiriyor. Yani eleştiriden ziyade baltalamaya çalışıyor. Marx'ın bu entelektüellerin, deist ve ateist entelektüeller Hristiyanlık dünyasından siyaset için yardım istedikleri zaman Marx onları o kadar sert bir dille eleştiriyor ki hatta tutarsızlar diye bir yazı kaleme alıyor. Yani ben bilimin dini daha böyle yok etmeye çalıştığını düşünüyorum orada. Yani ben farklı bir şey söylemedim yalnız. Evet. Ben de onu destekleyici şeyler doğru gidiyorum. Erken kestiniz galiba. Evet. Evet. Ama güzel katkı için teşekkür ederim. Şimdi kilisenin içinden kilisenin ürettiği, yarattığı düşmanları çıktı. Onlar böyle işte kilisenin mahzenleri var, depoları var, bir sürü kitap el yazması, eski antik Yunan'a dayanan, sufistlere dayanan, Aristo'ya, Sokrat'a dayanan bir sürü inanılmaz kitap zenginliği olan ve o bazıları yasaklı bölmeler mesela bu Umberto Eco'nun Gül'ün Adı romanında ve filme de çekildi o. Harika bir film. Orada anlatıldığı gibi orada Fransisken iki tane rahip vardı. Dolayısıyla bilimi yönetiyor, bilimi üretiyor ve bilimi kullanıyor. Kendi otoritesi için kilise kullanıyor. Kendisi dışında, kendi söylemleri dışında söylem geliştirilir de hemen düşman ilan ediyor, aforoz ediyor. Kilise düşmanı, Allah düşmanı ilan ediyor ve hemen onun elinden bütün inanılırlığını, bütün itibarını alıyor. İşte Engizisyon mahkemeleri ve buna dair bir sürü işkence kayıtları falan var. Hatta işkence, yapılan işkenceleri kitap olarak yazmışlar adamlar. Neyse, bu aslında bir hakimiyet savaşı. Yani kilisenin elinden Tanrı'ya dayandırdığı yetkisini alma savaşı. Çünkü başka türlü kilise her şeyi Tanrı'ya dayandırarak insanlara hiçbir şey sorgulatmadan her şeyi yapabiliyordu. Kilise çığırdan çıkmıştı. Burada artık kendini bilen, biraz fark eden insanlar farkındaydı, anlıyordu. Ve sonra biraz daha ileri düşünen papazlar, işte bilim adamı olmaya yatkın insanlar kilise içinde, gene kiliselerde, şapellerde toplanarak örgütlendiler ve din neyi söylüyor, biz yani fizik, doğa neyi söylüyor falan diye bir ayrışım yapmaya gittiler. Ve dini tahtından indirirken her şeyi tahtından indirdiler, her şeyi yerle yeksan ettiler. Mesela Descartes'e gelirken, Leibniz'e gelirken hala Tanrı vardı ama sonrasında Tanrı fikrini tamamen ortadan kaldırdılar. Tanrı yoksa o zaman yeni şeyler söylemek zorundalar. Nasıl oldu? İşte dünya nasıl var oldu, canlılık nasıl oldu, akıl nasıl oldu, insanlar niçin farkında, insan farkında olduğunun farkında olan tek canlı. Bu farkındalık ne işe yarıyor gibi bir sürü şeyi cevaplamak zorundalar. Bu yüzden tıp, tanrısız bir tıp oluşturuldu. Tanrısız bir kozmoloji, astrofizik oluşturuldu. Nasıl oluştu bu kadar yıldızlar, evren, galaksiler falan. Tanrısız bir anlam okuması, eğitim sistemi oluşturuldu. Voltaire, Diderot'un buna yönelik inanılmaz çabaları var.
Ve tanrısız bir evren, tanrısız bir hakimiyet. Artık Tanrı hakim olmaktan çıktı, sanık bile olamadı, yok edildi. Ve Nietzsche'de bunu Tanrı öldü ve Tanrı'yı öldürdük diye metinlere çıkarttı. Gazeteler, dergiler öyle yazdı. Tanrı öldü şeklinde yazdı. Evet. İnanmanın bize ne gibi faydaları var? Ben muhtemelen yine psikolojik açıcıya yapıyorum. Evet, aslında sorular o kadar güzel ki tam bir akış içinde hepsi birbirine bağlantılı. Neden inanıyoruz? Yalnızlık duygusundan yine başlayacağım ya da ölüm korkusundan başlayalım. İnsanoğlu en başta dediğim gibi siz ihtiyaç hiyerarşisine baktığınızda ikinci sırada güvenlik olur değil mi? Evet. Güvenlik olur. İnsanın güvenliğe olan ihtiyacı. O kadar fazla ki o ölüm korkusunun aslında ölümün sınırsız olmasından çok fazla çekiniyor. Eğer ölüm sınırsız olursa yok olacak. Yok olmak insan için en tahammül edilemez bir şey. Öldükten sonraki var olan o hayata, ahiret hayatına, cennet ve cehennem olgusunu kabul ettiğinde psikolojik olarak yine dediğim gibi ölüm insanı rahatlatıyor. Ve ayrıca şöyle bir şey var. İnsanoğlu dünya hayatında yaptığı hatalardan dolayı, günahlardan dolayı hani bir vicdanen bir rahatsızlık hissetse de bu evet psikolojik olarak da onun hayatına etki etse de yine biliyor ki evet bu dünyadan sonra başka bir hayat var. Allah affedici, kesinlikle affedici o özelliği de olduğu için ne olursa olsun bir şekilde bize dünya hani ahiret nimetlerinden faydalandıracak diye düşünüyor. Bu insanı çok rahatlatıyor. Ayrıca çok elim hastalıkları yakalanan insanların bu hastalıktan sonra yaşamını yitirdiğinde bu klinik bulgularla, raporlarla kanıtlanmış huzurlu bir şekilde dünyaya veda ettiği gözlenmiş. Hocam da bahsetmişti aslında daha önceden hastanelerde psikolojik yardım verdikleri buna dair. Manevi terapistler var evet. Artık. Yani önce aslında şeyde başladım. Yani Batı'da başladım. Şimdi Batı önce dinimizi elimizden almaya çalıştı ama şimdi vermeye çalışıyor nedense. Çünkü bunu şeylerden de görüyoruz. Kürsülerdeki inanan insanların, akademisyenlerin oranı %90'larda. %10'lardan şu anda %90'lara yani Tanrı'nın varlığına inananlar. Herhangi bir dine, herhangi bir inanıcı mensup olanları söylüyorum. Ateistler dışındakileri, ateistler, deistler ve agnostikler dışındakileri söylüyorum. Şu anda mesela social support diye bir yaklaşım var, sosyal destek yaklaşım var. Bağımlılıkta her türlü psikolojik destekte bu kullanılabiliyor. Neyi varsa, insanın neyi varsa onun yararına kullanması biraz eklektik bir yapı. İnanç da bu yönde müthiş yani. Hastanelerde işte 3-4 yıldır Türkiye'de de amatemlerde, çematemlerde, palyatif bölümlerde, ameliyat öncesi, ameliyat sonrası, kanser, onkoloji hastanelerinde falan manevi terapistler var artık. Batı'da papazlar ve yanlarında psikologlar. Türkiye'de de işte imamlar ya da bu konuda eğitim almış dini bilgisi olan insanlar gidiyorlar işte inancına yönelik efendim rahatlatıcı şeyler söyleyerek onların işte ameliyat öncesinde daha iyi moral depolamalarını ya da daha böyle teslimiyet, tevekkül içerisine girmelerini, kabullenici bir şekilde girmelerini, umut aşılamalarını, güvenlik duygusu içerisinde olmalarını sağlayabiliyor ve bu araştırmalarda sanırım yapılmış belki sizin. Evet, Verdi'nin yapılan araştırmada. Verdi şöyle söylüyor. Milletler aslında kademe kademe inanır. Kimi milletlerin daha fazla inandığı söylenir. Kimi milletlerin daha farklı. Fakat bir araştırma yapılıyor. Ve bu araştırmada Verdi'nin bir sözü var. Kimi milletlerin petrolü var. Kimi milletlerin şanlı şöhreti var. Kiminin silahı var. Fakat Türklere baktığınızda inanma gücü o kadar fazla ki din ve inanca öncelik veriliyor ve 0-6-14 yaş arası çocuklarda bir araştırma yapılıyor. Bu araştırmalarda yine dünyada Türk çocukları ikinci sırada yer alıyor. Çünkü verdikleri vatari soru soruyor. Sen kimsin? Ve verdikleri cevaplar kesinlikle dinsel nitelikte.
Nesin? Evet. Nesin, nasıl tanımlıyorsun diye sorduklarında evet. Sunumun diye tanımladıkları ortaya çıkıyor. Yine insanın hayatına baktığımızda ölüm korkusundan bahsetmiştik. Evet. Türk'üm demiyor, erkeğim demiyor, Türkiye'yim demiyor ama Müslüman diyor. Evet. Ve dünyada ikinci sırada yer alıyoruz. Çok önemli. Öyle inanıyoruz. Kesinlikle. Doğduğumuz anda itibariyle ailelerimiz, tabii doğru kaynaklardan öğretmek de önemli, doğru şekilde öğretmek de önemli, doğru şekilde vermek de önemli. Ben yani deneyler yapılmış, ben de küçük bir deney yaptım, çocuklarıma yaptım bu deneyi. Çocuklarım İrfan ve İmran, biri 3 yaşında, biri 1,5 yaşındaydı o zaman. Ben de her gece mutlaka onlara masallardan bir tanesini okuyorum mutlaka. Bazen iki tane falan onlar uyuyana kadar. Sonra bir gün farklı bir şey yapmayı denedim. Fıtrat işte hazır bulunuşluk, kendiliğinden gelen şeylerle alakalı. Acaba ne kadar yatkınlar diye onların aslında daha önce hiç duymadığı, bilmediği dini bir menkıbe ya da menkıbeler anlattım. İşte Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin dedim. Peygamberimiz onları çok seviyordu dedim. Onlarla beraber yürüyüş yapıyordu, koşuyordu. Onlar namaz kılarken Peygamber Efendimizin işte boynuna çıkıyorlardı ama o sabırla bekliyordu, hiç kızmıyordu falan. Daha önce işte masalları dinleyen çocuklar hiçbir şekilde tepki vermezlerken, sadece dinlerlerken şimdi nasılmış baba, kızmıyor muymuş, onlarla eğleniyor muymuş, ne yapıyorlarmış, nereye gidiyorlarmış falan gibi bir sürü sorular sormaya ve ilgilenmeye başladılar. Bu o kadar hoşuma gitti ki bir taraftan. Ama o güne kadar herhangi bir benim yönlendirmem de yok yani. Ve demek ki bu da o hazır bulmuşluğu, kendinden gelen içsel hazır olmayı, daha önceki bilgileri, a priori dönem bilgileri var olduğunu gösteriyor. Sen bu inanmak, genlerle bilir mi acaba? Hani daha kuvvetli olması veya olmaması insanın önce inanmak açısından. Acaba genetik olarak da bize yatkınlığı var mıdır? Genlerle gelmenin hiçbir şey yok. Yani gen demek yatkınlık demek. Genlerle her şey taşınıyor. Bugün artık araştırılar da siz bahsettiniz. İnanç geni diye bir şey var değil mi? Şimdi karakterin her bir özelliği, göz renginin her bir özelliği, kaş yapısının, kafatası yapısının, işte tırnak yapısının her şeyin, her bir özelliği taşınırken inançlı olmanın özelliği de tabii ki taşınıyor. Yatkınlık, yatkın olmamakla ilgili. Güvenliği nereden sağlamak veya güvenlik karşılığını nereye mal etmekle alakalı bir yatkınlıktan söz ediyoruz. Yani bazıları, bazı ailelere bakıyorsunuz hakikaten tersi de olmakla birlikte kendiliğinden bir böyle doğal, daha böyle hani dini, mektepli olmaya yatkın, işte dini mabetlere yönelik hani yatkınlığı olan bireyler olabiliyorlar. Ama tam tersi de oluyor dediğim gibi. Yani işte burada eğitimi vermenin, din eğitimini vermenin önemi, doğru vermenin önemi burada görünüyor. Dolayısıyla biz baktığımızda bunun evet genetik olarak da aktarıldığını görüyoruz. Çalışmalar söylüyor. Evet. Tabii ki. O korktuğu şeyler bitmiyor. O kadar çaresiz ki aslında baktığımızda. Kesinlikle. Yalnızlık duygusu ve dine baktığımızda inanan içinde bireylerin yalnız olmak istemesi falan o çok farklı bir şey. Fakat birey olarak iletişim kuramamak, insanın tamamen yalnızca kendini terk etmesi bu psikolojik olarak da çok büyük aslında depresyonu, kaygıyı, stresi değil mi hocam tetikler. Yalnızlık duygusu çünkü insan için var olan korkunç bir olgu aslında baktığınızda. İnanan insanların aslında araştırmalarda daha az yalnızlık duygusu çektikleri görülmüş. Ve Nisa suresinde Allah bana yeter ayetinde bakıldığında evet hiç kimse olmasa da hani bir söz vardır ya herkes yolcu ben hancıyım diye. Evet herkes gidebilir, herkes sizi terk edebilir. Ama Tanrı olgusu hiçbir zaman hayatınızın hiçbir noktasında ki biyokimya
kimyasal şifre demişti Cameron söylediği üzere. Vücudumuza kodlanmış bir şey var. Allah aslında varlığınıza hem vücudunuza kodlamış ve inandığınızda da yalnızlık duygusundan kurtuluyorsunuz. Ve bu Haluk Nurbaki'yi biliyor musunuz? Haluk Nurbaki'nin böyle kendisi ünlü bir kardiyolog. Kendi, hatta öyle bir ismi de var Allah lafzı diye. Kalplerdeki mühür diye pardon. Kalplerde herkesin kalbinde böyle bir Arapça Allah yazıldığını falan resmetmiş gösteriyor yani. Hani bilmiyorum ben onu çok araştırmadım. Belki siz araştırmışsınızdır. Ve bir de bahsettiğiniz o şey yani yalnızlık. İşte dediniz ya Allah ne güzel vekildir. Allah bana yeter. Ve Rabbin seni terk etmedi diye evet, güzel bir ayet var değil mi? Ne kadar muhteşem, rahat. Şöyle söylerken de şu rahatlığa manevi huzurun karşısında hiçbir şeyin olmadığını en başta söylemiştik zaten. Yine... Aslında çok büyük bir fark var. Çok büyük. Psikolojik olarak da çok büyük fark var. Ben aslında intihar ve inanmanın arasındaki mahiyeti ele almak istiyorum kesinlikle. Aslında günümüzde baktığımız zaman sekülerizasyonla birlikte yayılan bireyselliğe giriş geçiş dönemine insan tamamen yalnızlığa bireysel olarak kendini itiyor. Ve bunun getirdiği o yalnızlık duygusuyla da birçok depresyon yaşıyor ve bunun sonucunda hayatını sonlandırmak istiyor. Ve inanmayan insanlardan bahsediyoruz. İnanan insanın yine muhtemelen kimin de kliniğin bir araştırmalarında şöyle öne sürüyor. İnanan insan inanmayan insandan 4 kat daha az intihara meyilli. Yani inananlar daha az intihar meyilli ve daha az intihar olduğunu düşünüyor. Çünkü inanan insan diyor ki ben eğer dünyada hayatımı sonlandırırsam bunun ahirette bir cezası var. Ahirette cezası ve ayrıca Allah'ın ahirette bahşettiği Tanrı'nın cennet olgusundan hiçbir şekilde faydalanamayacağım. Evet evet bu düşünceyle zaten. Evet ebedi cehennem hayatı kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz. Ebedi cehennem hayatını düşündüğünde intihardan tamamen uzaklaşabiliyor. İnancın arasındaki o mahiyeti aslında insan anlayabildiğinde, o manevi hazzı alabildiğinde. Şimdi ayetten bile bahsettiğinizde nasıl etkilendik? Evet. Bu, o zaman Tuğba Hanım'ın başladığı yerden yani inancın rahatlatıcı etkisinde ya da psikolojik rahatsızlıklardaki intihardan bahsetti ya. Evet, inancın yani Müslüman ülkelerde özellikle ülkemizde intihar oranları gayri safi milli hasılası devasa astronomik olanlarla bile karşılaşıldığında yani insanların ekonomik sıkıntısı yok. İnsanların her türlü konforu var. Her türlü konfora ulaşımı çok mümkün. İzlanda örneği, Norveç örneği, Finlandiya örneği ama intihar oranları çok yüksek. Antidepresan kullanma oranları çok yüksek. Türkiye'den de yüksek. Türkiye'de son 5 yılda katlandı. Daha önceki programlarımızda bahsetmiştik. Ancak buna rağmen o her şeye ulaşabilen, çocuklarını en güzel okullarda okutabilen, en güzel arabalara binen, en güzel ortamlarda bulunan çok yüksek yaşam standartına sahip insanlar mutlu değiller. Neden mutlu değiller? Demek ki mutlu olmak sahip olmakla ilgili değil. Mutlu olmak anlamlı olmakla ilgili daha çok. Yaptığınız şeyin anlamına inanmakla ilgili, yaptığınız şeyin anlamının sizi kucaklamasıyla alakalı, sakinleştirmesiyle alakalı, hey dostum sen harika bir insansın demesiyle alakalı yaptıklarının. Sen iyisin, iyi izler bırakacaksın, iyi şeyler yapıyorsun, doğru hamleler yapıyorsun demesiyle alakalı. Böyle dediği zaman insan parantez içinde mutmain olabiliyor. Doğru işler, anlamlı şeyler, kalıcı şeyler ve gerçekten insanların hayatını değiştiren şeyler yaptığı zaman olabiliyor. İnsan da hani inanç içerisindeyken, konuşuyorken, yani yaşıyorken ve işte Müslüman, Hristiyan ne olursa olsun her yaptığı şeyin amaca uygun, Tanrı tarafından onaylanan, iyi, sevap getirebileceği şeyler olduğuna inanarak yaşadığı için o unutmayın olma duygusunu yaşıyor işte.
namaz kıldığı için rahatlıyor, örneğin iyi bir şey yaptığı inancına kapılıyor. Dua ederken Allah'a yaslanıyor, ona içinden geldiği gibi fısıldıyor, her şeyi söyleyebiliyor. Her türlü derdini yanabiliyor bu açıdan da bakıldığı zaman. Dolayısıyla inanmak insanı rahatlatıyor. Bazı psikolojik açıda rahatsızlıklardan da koruyor. Nasıl? Şimdi örneğin biz oruç, şu anda oruç zamanı değil mi? Ramazan. Ben bunu gerçekten bazı programlarda da dile getirdim. Hiperaktivite ve oruç ilişkisini, sabır kavramının gelişmesi oruçla müthiş şekilde bağlantılı. Sabır duygusunu kesinlikle artırıyor. Hiperaktif çocuklar nasıl? Kesinlikle çok sabırsız çocuklar. Evet, bu çok literatürde geçmez. Sabır, tahammül, diğer gamlık, bunlar geçmez. İslam literatüründe geçer ama psikoloji literatüründe ben oradan sorumlu olduğum için orada çok geçmiyor. İslam literatüründe geçiyor. Dolayısıyla bu çocuklar duygusal çocuklar. Hemen ulaşmak isteyen çocuklar. Hemen bir şeyin değişmesini isteyen çocuklar. Çabuk değişmek isteyen çocuklar gibi. Dolayısıyla oruçta insanın hiçbir şey yokken beklemesini, susuzken yanında su olduğu halde ulaşmamasını ve bunun için hiçbir cezalandırma olmadığı halde, şimdi cezalandırma olmadığı halde yapmamasını sağlıyor ve çocukta otokontrol sistemini müthiş geliştiriyor. Bakın, herhangi bir dini ritüel hastalığa meydan okudu. Bir bozukluğa meydan okudu, hiperaktiviteye. Diğer taraftan minnettarlık içinde olmak. Yani şükür, dinimize şükür. Minnettarlık içinde olmak, yaşadıklarını kabul etmek için, yaşadıklarıyla barışmak için, yaşadığı şeylerle olan tahammülünü artırması için müthiş bir durum. Ve depresyonun önündeki en büyük engellerden birisi. İyi ki demek yani. İyi ki yaşıyorum. İyi ki bu evdeyim. İyi ki bu insanlardayım. İyi ki bu yemeği yedim. İyi ki buralarda gezebiliyorum. İyi ki ayağım var, elim var, kolum var. Yakışıklıyım, gencim, güzelim falan gibi şeklinde düşünmek insanları depresyondan ve bazı ruhsal rahatsızlıklardan müthiş şekilde koruyor. İşte minnettarlık içinde olmak, yani şükür içinde olmak, bu minnettarlık şeklinde şeyde de Soho'da da çok geçer. Bazı Zen Budizminde falan da geçer. Dolayısıyla mesela tevekkül içinde olmak. Tevekkül içinde olmak da kaygı bozukluklarına karşı müthiş bir şekilde koruyor. Kaygı bozukluklarını önlüyor. Ben elimden geleni yaptım. Gerisi benim kontrolümde değil. Ne diyor bir tane mağara yazıtında, ne diyordu? Bana işte değiştirebileceğim şeyler için güç, değiştiremeyeceğim şeyler için sabır, ikisini birbirinden ayırt etmem için akıl ver diyordu, değil mi? Gayet de çok mantıklı. Bunu tevekkül de böyle yapıyor işte. Yani biz elimizden geleni değiştirebileceğimiz kadarını değiştiriyoruz. Değiştiremeyeceğimizi bildiğimizi daha üstüne, daha iyi bilene, daha iyi koordine edebilene, her şeyi gücü yetene havale ediyoruz. Bu da kaygı bozukluğundan tabii eser derecede koruyucu oluyor. Diğer taraftan mesela kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma, bu toplumsal ilişkilerde koruyucu bir hadis aynı zamanda. Ve hani güven duygusu verdiği de bir kesin, yani ben her şeyi yapmayabilirim, annemin her şeye gücü yetmeyebilir, devletin her şeye gücü yetmeyebilir, polisin her şeye gücü yetmeyebilir ama Allah'ın her şeye gücü yeter. Her şeye. Amerika'nın bazı şeyleri gücü yetmeyebilir, Amerikan ordusunun, Pentagon'un bazı şeyleri gücü yetmeyebilir ama Allah'ın her şeye gücü yeter. İşte bu duygu Amerika'nın karşısında olsa bile insanı rahatlatabilir Neşan. Hocam, bu konu gerçekten saatlerce konuşulacak bir konu. Ama tabii ki vaktimiz çok kısıtlı. Bitti mi vaktimiz? Gene çok erken bitti. Evet, yine tanıyacak çok da bitti. İnşallah sevgili seyircilerimizi biraz da olsa aydınlatabilirsiniz diye düşünüyorum. Sayın konuğum, kurbanım geldiğiniz için, konuğum olduğunuz için gerçekten size çok çok teşekkür ederim. Hocam, yine benimle beraber olduğunuz için bu haftada sizi aracılık için. Zevkle, zevkle benim için. Teşekkürler. Biliyorsunuz, önümüzdeki hafta Ramazan bayramı ilişkiyle birlikte tüm sizde seyircilerimizin bayramı şimdi kutluyorum. İnşallah sağlıklı saat içinde bu içerisinde geçmeyi kullanması kadar. Amin. Bu arada biliyorsunuz, yaz sezonuna girdik. Yazında insanların psikoloji diye bunu atmak
Aşk olsun. İnsanlar psikolojiyle rahatlıyorlar efendim. Yani kaynaklardan biri değil, diğeri de psikoloji yani. Bunaltan insanlar zaten psikologlara gelmiyor mu? Ama konu onu söyleyeyim. Biz buradan çok aslında insanlara söyledim. Şöyle bir mesaj verdik değil mi hocam? İnanırsanız rahatlarsınız psikolojik yönden. Evet, gerçekten. Sezon sonu diyorsunuz yani. Yeni konuklar ve konular inşallah tekrar birlikte olmayı düşünüyorum. Allah nasip ederse tekrar inşallah. Hocam yine belki konuğum olur. İsterse tabii bilmiyorum. Efendim, bugünkü konuğumuzun da sonuna geldik. Herkese hayırlı günler kalemle diyoruz. Sağlıcakla kalmak. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Thank you.